tarım alanlarını maalesef biz ne yapıyoruz? Kendi ellerimizle yok ediyoruz. Son 10 yılda Türkiye'nin kaybetmiş olduğu tarım alanı, topraklar Hollanda'nın nüfusu kadar. Şey, toprak yüz ölçümü kadar. Yani Konya'dan biraz daha büyük. Hollanda toprağı yok. Toprak kazanabilmek için denizi yavaş yavaş bariyerler kuruyorlar. Buraları toprakla doldurup toprak kazanmaya çalışıyorlar. Biz de mevcut topraklarımızı yok etmek için maşallah ne yapıyoruz? İsteyen istediği yere konut, isteyen istediği yere iş yeri yapıyor. Betonlaşıyor. Avrupa'da bunu yapamazsınız. Amerika'da, Asya'da, dünyanın hiçbir yerinde isteyen istediği yere konut yapamaz, iş yeri yapamaz, fabrikaya hiçbir şey yapamaz. Bunun kuralı var. 10 yılda bir Hollanda kadar tarım alanı gitti. Yani 10 yıl, 15 yıl sonra olmasa da en geç 20 yıl sonra tarım alanlarına yapılan bütün konutlar, villalar, lüks binalar, iş yerleri vesaire ihtiyaçtan dolayı ne olacak? Yıkılacak. Tekrar tarıma kazandırılacak. Bugün buralara inşaat yapanlar yarın buna pişman olacaklar. Çünkü bütün emekleri çöpe gidecek. Yani bunun sırası gelecek. Şimdi biz bir böyle tarım alanlarını kontrolsüz ve gelişi güzel yok ediyoruz. Bir de doğadaki köylünün, çiftçinin, toprağın dostu olan hayvanları yok ediyoruz. Toprağın dostu nedir? Bir, yarasa, çiftçinin dostu, bazı hayvanlar köylünün, çiftçinin dostudur. Ama vatandaş hayvanı tanımadığı için canlıları ne yapıyor? Onları tehlike gibi görüyor, yok ediyor. Yarasayı zararlı görüyor. Yılanı zararlı görüyor. Birçok insan solucanı zararlı görüyor. Oysa bu canlılar insanlar için, toprak için çok çok önemli. Mesela yılan. Yılanlar toprak için çok önemli. Neden önemli? Bundan bir sene önce gazetelerde bir haber çıktı. Ödemiş'in Bozdağ Bozdağ'ın üzerinde yamaçlarında köylüler, üç köy, Hacı Osman, Kemer ve Yılanlı. Köyün adı da Yılanlı. Çok yılan olduğu için adı Yılanlı. Bu köylerde birdenbire köyleri fareler kaplamış. Vatandaş da fareyi yok etmek için fare zehri kullanmış. Ne oldu? Fare zehrinden bir iki fare öldürüyor ama fareden çok yılan öldürmüşler. Fare zehri. Kuşlar ölmüş vesaire vesaire. Ne oldu? Fareler akıllı olduğu için bir fare ölürse diğer fareler fare zehri yemiyor. Bu üç köyde, sadece üç köyde 600 kilo fare zehri kullanılmış ve ne oldu? Birkaç ay sonra fareler hızla yayıldı, yılan kalmadığı için. Yılanlar ne yapıyor? Fareleri yiyerek ekolojik dengede sağlıyor. Farenin çoğalmasını engelliyor yılanlar. Yılanlar ne için varmış? Köylü için var ama köylü yılanın faydasını bilmiyor. Öldürüyor, zararlı diye. Dünyada 4000'den fazla yılan türü var. Türkiye'de 56 çeşit yılan türü var. Bunların hemen hemen 45 çeşidi türü zehirsiz. Türkiye'deki yılanların çoğu zehirsiz. Yani öldürmez bile. Yani tehlikeli yılan yok Türkiye'de. Bir iki türü var. Bunları öğrenip ona göre tedbir almak, yılanlara zarar vermemek gerekir. Ödemiş'in bu üç köyünü ben örnek veriyorum sadece. Birçok Türkiye'nin bu durum söz konusu. Artık farelerden veya daha büyük lağım farelerinden mesela bu dağların eteklerinde kestane, ceviz, kiraz, erik, kuru fasulye, barbunya, çeşit çeşit sebze, meyve yetişir. Ne oldu? Vatandaş ekiyor ama toplamadan mahsulü fareler yok ediyor. Şimdi perişanlar, yılanları öldürdükleri için. Şimdi yılanları korumak, şahinleri, şahin de mesela burada fareleri yok ettiği için
Hiçbir zararı yok. Şahin avlıyor vatandaş, gidiyor. Keyfi avcılar şahin avlıyor, yılan öldürüyor. Bizim insanlarımız eskiden canlılara insanlarımız dokunmazdı. Allah'ın yarattığı varlık hiçbir zaman zarar vermezdi, günahtır diye. Şimdi günah kavramı kalktı. Maşallah ne oluyor? Dinden, imandan uzaklaştık. Öyle bir toplum olduk ki canavar gibi olduk yani millet olarak. Her şeyi öldürmeye teşebbüs ediyoruz. Yani doğada ne görürsen gör. Yılan tehlikeli, zehirli, öldür. Kuşu avla, tavşanı öldür vesaire. Çok yani kontrolsüz bir şey var. Bunun önüne geçilmesi lazım. İnsanlarımızın böyle hep yok efendim mankenin şu elbiseyi giydi, artist bunu yedi vesaire vesaire lüzumsuz işlerle uğraşıyorlar. Biraz da bilinçlendirici televizyon programları yapılması gerekir. Ben 30 yıl Almanya'da kaldım. Hep böyle magazin program görmedim. Orada insanları, televizyonlar bilhassa insanları yönlendiriyor. Eğitici programlar çok. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun. Bizde eğitici program yok. Hep reyting. Milleti uyutmaya yönelik programlar bilinçsizce. Şimdi bu köydeki olan facia. Ben mesela biz köydeyken, 13 yaşındayken köyden göçtük. Daha önce köyde yaşıyorduk. Bizim köyde bir iki katlı evimiz, bir de tek katlı evimiz vardı. Tek katlı evinde bir odasında ambar bulundurduk biz. Buğday ambarı. Ve her türlü burada kuru fasulyeydi, mercimekti, nokuttu vesaire vesaire olurdu. Çeşit çeşit bademli, fındıklı, fıstıklı. Ve bizim evin bahçesinde iki tane yılan vardı. Kara yılan, sarı yılan. Bu yılanlar evin içine girerdi, çıkardı. Gezerlerdi ayak altında. Yani bize zarar vermezlerdi. Biz de onlara dokunmazdık yılana. Daha sonra komşular aman bu yılan şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli telkinleriyle yılanları götürdüler. Bizimkiler dışarı attılar, yani uzaklaştırdılar. Ama birkaç ay sonra bir fare türedi. Bizim samanlıkta fareler türedi. Bastılar şeyi, kileri. Ne oldu? Ambarı deldiler. Artık kuru fasulye, nohut, mercimek, bezelye, barbunya, şuydu, fındık, fıstık, evde bir şey bulunduramaz olduk. Bulundurulan her şeyin ağzına böyle tencerelerle şöyle çuval bulunduramazsınız. Her şeyi deliyor fare tabii ki. Özel şeyler muhafaza etmeniz gerekiyor vesaire. Babam artık rahmetli farelerle uğraşamadı, başa çıkamadı. Ambarı iptal etti. Köyde vatandaşın buğdayı kalmadığı zaman bize gelirdi. Farelerle uğraşmaktan artık başa çıkamadığı için kileri feshetti. Yani iptal etti artık her şeyi. İhtiyaç kadar olan az az alıp almaya başladı. Yılanlar varken hiçbir problem yoktu. Yılanlar ortadan kalktı, problem başladı. Yarasa da insan için çok çok faydalı. Ne yapıyor? Yarasalar, iki tür yarası var dünyada. Bir, böceklerle, sinekle, sivrisinekle, böcekle beslenen, haşereyle beslenen küçük yarasalar. Bir de çok büyük yarasalar, tropik ülkelerde kartal büyüklüğünde böyle. 1,5-2 metre boyunda meyveyle beslenen, tropik ülkelerde yaşayan, Afrika'da, Avustralya'da vesaire, onlar farklı. Yani onlar insan için de tehlikeli olabilir. Ama Türkiye'de yaşayan yarasalar, böcekle beslenen küçük yarasalar, herhangi bir tehlikesi, herhangi bir zararı yok yani hiçbir. Bu yarasalar yemiş oldukları böceklerin %15'ini sindirirler, %85'ini sindirmeden salgılamış oldukları sindirim salgılarıyla dışkılarını atar. Bu yarasalar dışarıda defacetini yapmaz. Terbiyeliler. Mağaraya döndükten sonra defacetini yapar. Yani pisliğini. Ve burada biriken yarasa gübresi 500 yılda gübre haline gelir. 500 yılda. Bir gram yarasa gübresinde 1 milyar bakteri olur. Bakteri nedir? Faydalı bakteri. Bakteri deyince tehlikeli bakteri değil.
toprağa attığınızda yarasa gübresini toprağın su tutmasını sağlıyor. Suyu tutuyor, nemlendiriyor, nemli kalmasını sağlıyor. Buradaki bitkinin köklerini derinlere salmasını sağlıyor. Bitkinin topraktan azot almasını, demir almasını, fosfor almasını sağlıyor. Böylece denenmiş, araştırmalar yapılmış, yarası gübresi kullanan özellikle seracılar, sebze, meyve eken çiftçiler %112 daha fazla verim almışlardır. Bu ne demek? Mesela diyelim ki haftada bir domates topluyor vatandaş serasından. 10 kasa mesela domates topluyorsa 22 kasa domates topluyor haftada. Veya salatalık 5 kasa topluyorsa 11 kasa topluyor. Yarasa gübresi kullandığı zaman. Yarasa gübresinin faydalarını saymak mümkün değil. O kadar çok faydası var ki toprağa azot, fosfor, potasyum, organik fosfor oranını artırıyor. Normal olarak mineral halinde bulunan topraktaki bu mineraller organik olmadığı için bitki onu değerlendiremiyor. Bazı bakteriler, mesela azot bakterileri, havanın içerisindeki azotu bitkinin emebilecek, onu değerlendirebilecek, alabilecek, absorbe edebilecek hale getiriyor. Azot bakterileri bitki için çalışıyor. Bitkinin kökünde, bitkiyle birlikte çalışıyor. Organik maddeleri yükseltiyor. Toprak eğer ki, şimdi mesela ne yapıyoruz? Kimyasal ilaçla toprağı ilaçlıyoruz. Bir sürü kimyasal gübre var. Bunların hepsi toprağı kireçlendiriyor. Toprağın kalitesini düşürüyor. Toprağı yavaş yavaş kimyasal gübreler öldürüyor. Ne oluyor? Kireçleniyor. Verimsiz hale geliyor. Kuruyor. Toprak bir, havalandırmak gerekir. İki, nemli tutmak gerekir. Toprağa çok suyun altında bulundurursanız da bitki ölür. Sürekli suyun altında. Toprak havasız kalırsa da nem oranı düşerse toprak yine ölür. Toprak canlı olmalıdır. Toprağı canlı kılan nedir? Bir, hava, iki, su. Bunun da dengeli olması gerekir. Bunu sağlayan nedir? İşte bu yarasa gübresinin içerisindeki milyarlarca bakteri. Milyarlarca. Bu bakteriler toprağı işliyor, canlı hale getiriyor. Bir çay kaşığı toprakta 100 milyon bakteri var. Bir çorba kaşığı toprakta milyarlarca bakteri var. Bunu siz yarasa gübresiyle takviye ettiğinizde bitki topraktaki vitamini, minerali daha yüksek oranda alıyor, değerlendiriyor. Karbonun, demir, fosfor gibi mineralleri değerlendirebiliyor. Çünkü buradaki faydalı bakteriler bunu işleyerek organik hale dönüştürüyor. Yani mineral haldeki işlenmesi mümkün olmayan anorganikleri organik hale getiriyor. Bitki bunu işleyebilir hale geliyor. Yani bakteri olmadan bitki kurudur toprak, ölü gibidir, bir şey yaramaz, hiçbir onu değerlendiremez. Bitki eğer ki topraktan ihtiyacı olan şeyleri alabiliyorsa, bu bakteri, mikroorganizma sayesinde. Yani biz topraktaki mikroorganizmayı kimyasal gübrelerle öldüreceğimize, organik gübreyle canlandırmamız gerekir. 1945'lerde DDT çıktı. Efendim DDT serptiler. Doğadaki canlıyı öldürdüler. Mikroorganizmaları, böcekleri öldürdü DDT. Herpesit, pestisit vesaire bir sürü kimyasal ilaç kullandılar tarımda. Toprak ölmeye başladı. Canlı ölmeye başladı. 1960'larda yani DDT çıktıktan 15 yıl sonra Antarktika'da yaşayan penguenler üzerinde araştırma yapıyorlar. Penguenlerde DDT tespit ettiler.
Şimdi diyor ki vatandaş, ben tarlama atayım. Ne olacak ki? Suyla akar gider. Nereye gidiyor? Siz bugün mesela İstanbul'un herhangi bir semtinde toprağa attığınız herhangi bir kimyasal birkaç yıl sonra bütün dünyaya yayılıyor. Veya Amerika'da veya Çin'de atılan herhangi bir kimyasal sularla bütün dünyayı dolaşıyor. Bu şuna benzer. Bir su damlası, bir damla ilaç damlattınız parmağınıza herhangi bir kimyasal veya şampuan veya sabun. Bunun içindeki madde, şampuanı, sabunu, şunu, herhangi bir şey içindeki sıvı 26 saniyede vücudumuzu dolaşıyor. Yani vücudun her yerine ulaşabiliyor. Analizler ortaya çıkıyor. 26 saniyede. Toprağa atılan kimyasallar da 3 ay, 5 ay sonra denizlerle bütün dünyayı dolaşıyor. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Ben 10-11 yaşlarındayken köyde mesela vatandaş yatsı namazından çıktı. Evine gidecek. Evde yiyecek bir şeysi yok. Değil mi? İnsanlar balığı sevmez eskiden. Şimdi moda oldu. Evde yiyecek bir şeysi yoksa ne yapıyordu vatandaş? Irmağın kenarında, ırmağa girmeden elleriyle taşların dibinden böyle bir kova balık toplar giderdi. Yani kovalarla balık topluyordu insanlar. Yani suya girmeden ellerini böyle taşların kovalarından, dibilerinden. Şimdi köyün ırmağına ağa gelmişler. Hamsi büyüklüğünde balık yok. Neden yok? Çünkü topraklara atılan herpesit, pestisit, DDT vesaire bu kimyasal gübreler, ilaçlar ne yaptı? Toprağı öldürdü. Bir çay kaşığı toprakta 100 milyon mikroorganizma var iken bugün neye düştü? Faydalıları azaldı, zararlıları çoğaldı. Toprak öldü. O mikroorganizma, böcekler neyle besleniyor? Mikroorganizma. Balık neyle besleniyor? Böcekle. Bu zinciri ne yaptık biz? Öldürdük. Toprakta şimdi mesela köylü vatandaş yılanı öldürdü. Ne oldu? Şimdi tarlalara fare dadandı. Fareden kurtulamıyor. Tahılı. Sistemi bozuldu. Tabii sistemi bozdu kendi elimizde. Yılan tehlikeli, yılan zehirli. Fareyi öldürdün, ne oldu? Yılanı her taraf fare kapladı. Şahini avladın, atmacayı avladın, ne oldu? Her taraf fare kapladı. Yani kendi eliyle insanlar kendi ayağına ne yapıyor? Ateş ediyor. Kendi kendine vuruyor. Evet. Çevre çok çok önemli. Bir taraftan betonlaştırıyoruz tarım alanlarını. Ben mesela hafta sonları çıkıyorum, geziyorum. Ya Türkiye'nin çeşitli yerlerini, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, bütün tarım alanları, iril ufaklı, büyük küçük ovalar işgal ediliyor. Sanki düşman var, düşman işgali. Ovaya getiriyor adam, ortasına herhangi bir fabrika kuruyor veya ev kuruyor. Onun yanına gelişi güzel bir betonlaşma başlıyor. Vatandaş artık sulayamıyor, kullanamıyor. Yanındaki diğer çevresindeki o yerleşim alanları meydana gelir. Çevredeki tarım alanları da ölüyor. Yani sadece bir iki kişinin tarım alanının ortasına yapmış olduğu betonlar sadece kendine zarar vermiyor, kendi toprağına. Bütün çevreyi yavaş yavaş öldürüyor. Bu nedenle tarım alanları bizim için değil, bizden nesiller sonra da çocuklarımız, torunlarımız vesaire için de gerekir. Onlara emanet bu topraklar, sadece bizim keyfimize göre değil. Tarım alanlarına mesela havaalanları yapılıyor. Havaalanına öyle özel yerler seçilmesi gerekir. Her yere rastgele yapamazsınız. Mesela uçak benzini nedir? Kerozin. Kerozin kanserojen bir madde. Almanya'da mesela, Almanya'da Frankfurt Havaalanı'na bir pist, yeni bir pist daha ilave etmek istedi hükümet, Alman hükümeti. O çevrede yaşayan köylüler buna müsaade etmedi. Zaten zehirleniyoruz, daha çok zehirlenmek istemiyoruz diye. Hükümetle halk birbiriyle mücadele ettiler. 30 yıl mücadele ettiler. Yaptırmadılar, yeni bir pist daha. 3 pist var, bir dördüncü pist açmak istediler. 30 yıl köylülerle hükümet birbirine mücadele etti. Sonunda hükümet pes etti. Baktı ki çıkamıyor işin içerisinden. Tarım alanları yok olur diye mücadele ettiler hükümetle halk.
Türkiye'de maalesef mesela Bodrum'a git. Bodrum Havaalanı. Tarımın ortasında. Ya başka yere yap. Değil mi? Dalaman öyle. Yani Türkiye'nin birçok havaalanları tarımın en verimli olduğu alana yapılmış. Ne oluyor? Yani maksatlı, kasıtlı mı? Bu şimdi değil yani. 50 yıldır böyle yanlış geliyor, yanlış gidiyor. Düzeltmek gerekir. Yanlış gelen, yanlış giden bir sistem var. Bunu insanlarımızın geleceğini yüzyıllara göre planlayarak yapmak gerek. 3 günlük şey için düşünceyle, fikirle yapılaşma olmaz. Evet. Solucan da çok faydalı dedim. Solucan gübresi yapılıyor. Şimdi Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun hayvan gübresini böyle büyük çukurlar kazılıyor. Hayvan gübresini yerleştiriyorlar, içine koyuyorlar. İçerisine solucanı bırakıyorlar. Solucan gübreyi işliyor. Çok çok verimli gübre üretiyor solucan. Solucan gübreyi işlemeden önce solucan dişi yok. Neyle işleyecek? Yemiş olduğu şey, yutmuş olduğu besin artıklarını veya hayvan pisliklerini neyle işleyecek? Taş alıyor. Birkaç taş yutuyor solucan. Ondan sonra diğer şeyleri yutuyor ve taşla eziyor her şeyi. Ve salgılamış olduğu asitlerle yemiş olduğu her şeyi faydalı hale getiriyor. Solucan gübresi diye bir gübre de var. Yeni bir gübre. O da yarasa gübresi gibi faydalı. Yani bununla da ilgili mesela Trakya'da bir fabrika kurulmuş. Onlar da solucan gübresi üretiyor. Solucan da insan için çok çok faydalı. Toprak için faydalı. Toprak için faydalı olan canlılara zarar vermemek gerekir. Yani onları korumamız gerekir. Evet. Şimdi mesela yarasa gübresinin böyle 1 litre betguano.com.tr sitesini yaptık. Bet yarasa demek İngilizce. Yarasa gübresi. Bunun 1 litresini 1 ton suyla karıştırdıktan sonra bir dönüm mesela seraya damlama suyla verebilirsiniz. Yani 1 litresi bir dönüm için yeterlidir. Yani fazla fazla öyle gübre mesela eskiden insanlar büyükbaş veya küçükbaş hayvanların gübresini toprağa serpiyorlar. Çok olursa toprağı yakıyor, zarar veriyor. Azot içeriyor çünkü hayvan baş. Bugün büyükbaş ve küçükbaş hayvanların gübresini tarımda kullanmak iyi de çünkü hayvanlar da doğal beslenmediği için organik değil. Sentetik beslenir artık onlar da silaj dediğimiz inekler Mısır'dan elde edilen silajlı besleniyor. Doğal değil yani. Bu nedenle en doğalı, en organiği, en faydalısı yarasa gübresidir. 500 yıl, 1000 yıl gibi yılların birikimiyle oluşur ve böceklerin, sindirilmeyen böceklerin ve yarasanın salgılanmış olduğu asitlerin fermentasyonuyla meydana gelir. 500 yılda, 1000 yılda. Türkiye'de 40 binden fazla mağara var, yarasa mağarası. 500 milyon ton da yarasa gübresi olduğu tahmin ediliyor. Henüz Türkiye'de yarasa gübresi tarımda kullanılmaya başlamadan biz bunu hemen Almanya'ya satmaya başladık. Türk köylüsü, Türk çiftçisi kendi ülkemizin menfaatini düşünmeliyiz. Bu altın değerindedir. Dışarı ihracatı yapılmamalı para için. Bana göre para getiriyor diye satmamalıyız. Çünkü rezervi belli. Yani bitti diyelim ne oldu? O zaman başka ülkelerden satın alacaksınız. Yarasa gübresinin aslında başka ülkelere satılması bana göre uygun değil. Neden? Çünkü bunun bir rezervi var. 50 yıl, 100 yıl yetecek. Ondan sonra ne yapacaksınız? Bitti. Yarasa yetiştireceksiniz. Evet, yani yarasa yetiştirecek böcek. Toprağımızı korumamız gerekir. Çünkü bu toprak sadece bize değil, bizden sonraki nesiller için de önemli. Biz burada sadece misafiriz. Bizden sonra başkaları gelecek, bu ülkede yaşayacak. Onlara
burayı bırakırken temiz, güzel bırakmamız gerekir. Çevreci olmamız gerekir. İlk çevreci kimdir bilir misiniz? Hazreti Hocam. Muhammed. Peygamber Efendimiz Mekke, Medine, Cidde'de hayvanların korunmasını, onlara zarar verilmemesini emretmiş. Ağaçların kesilmemesini, insanların toplu olarak dinlendiği, istirahat ettiği, efendim yiyip içtiği ağaç altlarına asla kirletilmemesini, kirletenleri mesela bazıları gidiyor ağaç altına, oraya buraya affedersiniz. Adam burada piknik yapıyor, şey yapıyor. Orada kirletiyor, defacetini yapıyor. Bu tür toprağı, doğayı, insanların ortak kullanım alanlarını kirletenlere Peygamberimiz lanet okum, beddua etmiştir. Çevreyi kirletenlere Peygamberimiz lanet okumuş, beddua etmiş ama Allah Allah bir çıkın mesela ilkbahar, yaz, sonbahar Türkiye'nin bütün sahillerine Karadeniz, Marmara, Akdeniz, Ege çöplük. Yiyor içiyor vatandaş piknik alanlarına, deniz kenarlarına, ormanlara poşeti al çöpe götür, götürmüyor. Rastgele atıyor. Her taraf çöp. Bizim peygamberimiz ne diyor? Lanetliyor çevreyi kirletenlere. Lanet okuyor. Ayetler var, hadisler var. O kadar çok ayet, hadis var ki çevreyi kirletenlerle ilgili. Ama bunları yapan kim? Müslüman. Şimdi ben 30 yıl Almanya'da kaldım. Mesela piknik gidiyorsunuz orada yediniz, içtiniz. Çöpünüzü götürürsünüz. Çöp konteynerisi vardır. Atarsınız oraya. Külünüzü dahi oraya götürüp kül dökülen yer var. Oraya dökmeniz gerek. Külünüzü orada bırakıp gidemezsiniz. Mesela bilmeyerek unuttunuz gidiyorsunuz. Çevrede ne kadar insan var bağırır. Der ki külünü at. bilinç meselesi. Atmadın. Hakaret ederler, küfür ederler. Hatta kavga yapanlar çıkar. Bu çevre, bu toplum, bu alan sadece sana ait değil derler. Çöpünü atmazsan uyarırlar, telefon ederler. Hatta şikayet ederler polise. Ceza yazar. Eğer ki birisi çöpünü bilerek, isteyerek atmış olsa 1500 avro bunun cezası var. Bir yere, bir piknik alanına bilerek, isteyerek attın çöpünü gittin. Kaldırdılar, kaldırmadın. 1500 avro ceza ödersin. Türkiye'ye mesela sahillere gidin. Her taraf çöplük. Her taraf çöplük. Kim yapıyor bunu? Müslümanım diyen genellikle abdestli namazlı insanlar yapıyor bunu. Uzaylılar yapmıyor ki. Uzaydan gelip yapmıyorlar. Her tarafa bir bakın. Bir hafta sonra şöyle çıkın sahile bir bakın. Çöplük. Yani bu belediyenin fen işlerini yapacağı iş değil ki. İnsanlar yediğin içtiğini çevreye atıyor. Yediğin içtiğini çevreye atıyor. Sonra da dininle Müslüman, Allah'a inanıyor musun? İnanıyor musun? Peygamberin hepsini sayıyor. Çok güzel de Müslümanlığı biliyor. Lafla Müslümanlık olmaz. Lafla insanlık olmaz. Bilinçli olmak gerekir. Çevreyi temiz tutmamız gerekir. Her şey bize emanet. Ama ne yapıyoruz? Biz maalesef çevreyi kirletmekte dünya rekoru kırıyoruz. Bazı mesela çevre günleri nedeniyle bazı gönüllüler giriyorlar denizden. Dibindeki sahillerdeki atılan şeyleri çıkarıyorlar. Araba lastiği çıkarıyor. Koltuk çıkarıyor. Sandalye çıkarıyor. Neler atmışlar denize. Vatandaş yüzge şeyler, dalgıçlar çıkarıyorlar denizden. Bakıyorsun şaşırıyorsun neler atmışlar. Eline geçen her şeyi atmış. Arabasıyla götürüyor. Ekstra denize atanlar var böyle. Bu bilinçsizlik yani cahillik. Bu dünyada belki kaçabilir ama öbür dünyada kaçamaz. Çünkü peygamberin laneti var bu tür insanlar için, çevreyi kirletenler için. Çevremizi korumalıyız. Sadece sahillere çöp atarak değil, tarlaya kimyasal, tarlalara atılan kimyasal ilaçlar da çevreyi öldürüyor. Oradaki canlı mikroorganizmayı yok ediyor. Toprağı öldürüyor, ırmağı öldürüyor. Yani bu bir ekosistemde zincir sistemi. Bizim yemiş olduğumuz et, balık, tavuk vesaire nedir? Neyle besleniyor? Bitkiyle besleniyorlar. Bitki neyle besleniyor? Topraktan mikroorganizmanın
besleniyor. Yani hep birbirine bağlı. Biz kendi elimizle ne yapıyoruz? Zehirliyoruz. Ta baştan toprağı zehirleyerek bitkiyi zehirliyoruz, hayvanı zehirliyoruz ve sonunda kendimiz zehirleniyoruz. Yani kendi elimizle tabiatı, toprağı, bitkiyi, hayvanı ve kendimizi zehirliyoruz. Bu nedenle alttan başlamamız gerekir. Toprağı tekrar ölen toprağı canlandırmamız gerekir. Ama ben bunu reklam olsun, ürün satayım diye demiyorum. İster benden alsın, ister ondan alsın, kimden alırsa alsın. Ama burada para değil önemli olan. Kendi ülkemizin menfaati, çıkarı. Mesela vatandaş ekiyor, ürününü verim alamıyor. Kimyasal ilaç kullanıyor. Kendi zehirleniyor, toprağı zehirleniyor, ailesi zehirleniyor. Çünkü kendisi yiyor. İnsanlar zehirleniyor. Kimyasal ilaçlar, atılan ilaçlar seralarda mesela hormonlu elmaydı, domatesli, armutlu vesaire yiyoruz, hormonlu. Veya GDO'lu gıdalar tüketiyoruz. Ne oluyor? Allah korusun bir nesil, iki nesil sonra GDO'lu hormonlu besinler insanın genetik yapısını bozuyor. Kanseri tetikliyor vesaire vesaire. Bir sürü hastalığı tetikliyor. Bugün bazı firmalar ne yapıyor? İnternete bir bakın. GDO'lu bebek ve küçük çocuklar için mama üretiyor. GDO'lu. Yani bu kadar şey, balık baştan kokmuş. Bazı firmalar yapıyor bunu. Büyük firmalar yapıyor. Yani bunu market yapmıyor. Bakkal yapmıyor. Türkiye'nin en büyük şirketleri yapıyor. Ne yapıyor? Bebek mamalarına bebek ve küçük çocuk mamalarını GDO'lu gıdadan yapıyor. GDO'lu. Bile bile yapıyor. Neden? Ucuz. Bu kadar şuursuzluk olur mu? Onunla beslenen çocuklar, bebekler ne olur? Akli, yani beyin gelişmez. Hem zihinsel hem fiziksel. Ucube bir şey olur. Yani. Geri zekalı olur çıkar. Neden bugün birçok çocuk otizm hastalığı var? Yani eskiden var mıydı? Otizm diye bir şey var mı? Yoktu. Neden çıktı? Anne yanlış besleniyor. Kimyasal ilaç kullanıyor. Anne rahminde bulaşıyor cenine. Cenine mantar, mikrop bulaşıyor. Ceninin fiziksel ve ruhsal gelişimi, yani beynin gelişimi ve bedenin gelişiminde anormallikler başlıyor. Doğduktan sonra da tabii ki anormallik devam ediyor. Ve birçok aile evde engelli çocuklar, ağır hasta çocuklarla ne yapıyor? Hayatı onlarla geçiyor. Hayattan zevk alamıyor, hayata küsüyor. Hem çocuk, bebekleri, çocukları hasta oluyor. Hem kendilerinin psikolojisi bozuluyor. Çünkü ona bakmak, ömür boyu bakmak zorunda. Neden? Çünkü kimyasal ilaç kullanıyor şuursuzca insanlarımız. Kahve bile zararlı. Kola bile zararlı. Neden zararlı? Mesela kahve. İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Hollanda gibi, Belçika gibi 7 ülkede yapılan araştırmalarda sürekli ve düzenli olarak kahve içenlerde kofein oranı yükseldiği için bayanlarda kısırlığa sebep oluyor. %50'lere varıyor. Erkeklerde kısırlığa sebep oluyor. Kahve. Ama bir tanesi de kalktı geçenlerde çok meşhur bir doktorumuz Zat-ı Muhterem Efendi Hazretleri Mehmet Özbey yeşil kahveyle zayıflarsınız. Propaganda. Millet aldı kullandı. Ne oldu? Zayıflığın oldu mu bir gram? Olmadı. Şimdi internette dün yeni bir haber çıktı. Yeşil kahve fos çıktı. Çıkar çünkü yeşil kahve zayıflatmaz ki. Nesi zayıflatsın? Niçin zayıflatsın? Böyle bir de furya var yani. Şu zayıflattır, bu zayıflattır, şu iyi gelir, bu iyi gelir diye piyasada bir yani para için her şey yapan insanlar var maalesef. Bir de şöyle bir şey var. Alkali modası çıktı bir ara. Alkali. Evet alkali beslenme güzel. Sağlıklı. Kanın pH değeri 7.40. Ortalama 7.40'ın hafif üstüne çıkarsa bağışıklık sistemi güçlü olur. 7.40'ın altına doğru düşerse yani hafif bir kayma, binde ikilik bir kayma asidik ortama doğru bağışıklık sistemini çökertir. Mesela kaslardaki
asit oranı yükselirse kaslar erir. Kalp kaslarında asit artarsa kalp kaslarına zarar verir. Eklemlerde asit artarsa artrit, artroz, ankilozan, spondilit olur. Kaslarda asit artarsa fibromiyalji olur vesaire. Bu gördüğünüz yarasa gübresi. Yarasa gübresi en az 500 yılda meydana gelir. Türkiye'de 40 bin mağara olduğu tahmin ediliyor. 40 bin. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Ve takribi olarak 50 milyon ton yarasa gübresi var. Ve yarasa gübresi bugünden yarına üretilmiyor, üremiyor, çoğalmıyor. Yarasalar dışarıda topladıkları, yedikleri sineklerin, böcekleri, dışkıları mağaralarda dışkısını yapıyor. Bu dışkılar 500 yıl, 1000 yıl sonra gübreye dönüşür. En az 500 yıl sonra istenilen oranda, kalitede yarasa gübresi oluşuyor. 1 gram yarasa gübresinde 1 milyardan fazla bakteri var, faydalı bakteri. Ne yapıyor? Toprağı nemli tutuyor. Yani topraktaki suyun kurumasını önlüyor. Canlı tutuyor. Toprağı havalandırıyor. Bitkinin kökü, bitki mesela demiri, fosforu, kalsiyumu, magnezyumu topraktan direkt alamaz. Bakteriyle bitki kökü birlikte çalışır. Simbiyoz, ortak yaşarlar. Bakteri mesela havadaki azotu işlenebilir, bitkinin işlenebilir organik haline dönüştürür. Fosforu dönüştürür. Bakteri dönüştürür. Bakteri olmazsa, mesela toprakta bakteri olmasa bitki topraktan, şimdi havadaki azotu alamaz. Neyle beslenecek? Neyle çoğalacak? Gelişecek? Ne oldu? Öldü. Kurudu gitti bitti. Toprağı yaşatan, yani bitkiyi yaşatan canlı topraktır. Ölü toprak değil. Toprağı canlı yapan nedir? İçindeki mikroorganizma. Bu da yarasa gübresinde. 1 litre yarasa gübresi, sıvı yarasa gübresi bir dönüm seraya yeter. 1 ton suyla karıştırıyorsunuz. Ne yapıyor? Oradaki damlama suyla serayı, yani bunu 2 haftada, 3 haftada bir yapsanız yeterli. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların gübresi seralara vesaire uygun değil. Çünkü onlar organik değil. Çünkü organik beslenme büyükbaş, küçükbaş hayvanlar. O gübreler de faydalı ama bununla karşılaştırdığımızda bu onlardan yüzlerce kat değerli. Altın değerinde. Bu nedenle yarasa gübresinin asla ihraç edilmemesi, satılmaması, 100 yıl sonrasını dahi düşünerek ihracatının engellenmesi, önüne engel konulması gerekir. Dışarı bir gram dahi satılmamalı. Neden biz Alman'a verelim ki? Alman gitsin başka yerden alsın. Antarktika'dan penguen gübresi getirsin. Amerikalılar böyle yapıyor. Amerikalılar Antarktika'dan penguen gübresi topluyor. Onu kullanıyor. Avustralyalılar yarasa gübresi. Dünyada yarasa gübresi, penguen gübresi kullanımı çok yaygın. Bizde henüz bu maalesef yeni yeni birkaç yıldır var. Ve yapılan araştırmalarda mesela seralarda yetişen sebze ve meyvelerdeki verim %112, yani %12 değil, %112. İki katından daha fazla verim elde edildiği tespit edilmiştir. Artı sebze ve meyvelerdeki vitamin, mineral, enzim en yüksek düzeye ulaşıyor. 50 yıl öncesine göre şimdi yarasa gübresi olmayan normal kimyasal gübreyle mesela toprağa kimyasal gübre serptiniz veya suladınız her neyse. Kimyasal gübre kullanılan toprakta C vitamini azalır. Yani meyvede, sebzede. B vitamini azalır. Kalsiyum, demir, çinko. Yapılan araştırmalar bunu gösterir. Elimde bununla ilgili çok detaylı bilgi var. Her an sunabilirim. İsteyen internetten bakabilir. 50 yıl öncesine göre B1, B3, B6 vitamini azalmıştır sebze ve meyvede. Demir, çinko azalmıştır. Yani neden? Kimyasal kullanıyorsunuz, toprağı kireçlendiriyor, öldürüyor kimyasal gübre.
Oysa organik gübre kullandığınızda bitki topraktaki minerali alıyor. Çünkü bitkinin kökündeki mikroorganizma, mesela azot bakterileri, havadaki azotu bitkinin organik azota dönüştürüyor. Bitkinin onu işleyebilir hale getiriyor. Azot olmazsa ne olur? Protein olmaz. Proteini ana maddesi. Her amino asidin, yani protein amino asitlerden meydana gelir. Her amino asidin içerisinde ne var? Azot var. Azotsuz protein olmaz. Ana maddesidir azot. Azotu ne işliyor? Bakteri işliyor. Bakteri olmadan azot olmaz, protein olmaz. Bitkinin kalitesi düşer. İçindeki vitamin, mineral, enzim düşer. Bu nedenle toprakta kimyasal gübre kullanmak toprağı öldürür. Toprakları tekrar canlandırmak için yarasa gübresi kullanmak gerekir. Ha, bunun yanında solucan gübresi de var. Bununla da ilgili çalışmalar var. İsteyen solucan gübresi de kullanabilir. O da güzel. Fakat bunun kadar kaliteli bir şey yok. Çünkü neden? En az 500 yıl sonra gübre haline dönüşüyor. Yani yavaş 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 zamanla. Yeni gübreler kullanılmıyor. Eski gübreler kullanılıyor. Yani o kadar da Türkiye'nin mağarası çok ki, Türkiye'nin hemen hemen Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgelerinde, dağlık bölgelerde binlerce mağara var ve yarasa dolu. Kimyasal ilaç kullanırsanız aynı zamanda yarasayı da öldürürsünüz zamanla. Yani yılanları öldürdüğünüz gibi. Vatandaş fareyi öldürmek için fare zehri kullanıyor, fare ölmüyor, yılan ölüyor. Yılan ölüyor, köyü yılanlar, fareler basmış. Artık dağdaki bitkiyi, yani cevizi, eriği, kirazı, vişneyi vesaire fareler yok etmiş, bitirmiş, yemiş. Köyü basmış artık. Neden? Vatandaş fare gübresi kullanıyor. Fare ölmüyor, akıllı. Birisi ölürse diğerleri yemiyor onu. Ama yılan yiyor. Yılan bilmeden oyuna geliyor ve yılanlar gittiği zaman vatandaş yarasayı, yılanı, solucanı zararlı gibi algılıyor. Eskiden inancımıza göre neydi? Canlılara zarar vermek günahtı. Bugün herkes yılan öldürüyor, yarası öldürüyor, yok solucan öldürüyor. O kötü, bu kötü. Yanlış bir empoze, yanlış kültür. Biz kendi milli kültürümüzle insan yetiştirmiyoruz. Yani 100 yıldır Avrupa kültürüyle insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesela falaka, nedir falaka? Çocuklara dayak atılır. Avrupa'dan mürebbiyeler getirmiştir Osmanlı'ya ilk. Çocuklara dayak atarak terbiye etme. Avrupa'da getirilen bu rahibeler, çocuklara İngilizce, Fransızca öğretsin vesaire diye getirilen, çocuklara dayakla eğitim yaptırmışlar. O bizim kültürümüzün de geçmiş. Çocuklara dayak atma, hacılar, hocalar dayak atmaya başlamış. Papazlardan zamanla bizim hacılara, hocalara geçmişler. Mesela ben birinin böyle çocuklara ders anlatacağım derken zarar vermeye çalışan birini gördüm de, Avrupa'da camilerde görevliydim. Yallah güle güle, senin burada işin yok dedim. Din adamı böyle bir şey yapamaz. Ne küfreder, ne hakaret eder, ne vurabilir. Bu din sevgi dini. Evet, yani Avrupa'nın içimize girmiş olan yabancı, yanlış olan her şeyden arınmamız gerekir. Avrupa medeniyeti, teknolojisi ayrı. Yani teknoloji ayrı, medeniyet değil onlar. Yani medeniyet ayrı, teknoloji ayrı. Mesela 7. Louis Fransa'da adam uyuz olmuş. Hatır hatır kaşınıyor. Bizim padişaha demiş ki, ya bana bir hekim gönder, hastayım. Bu da gönderiyor hekimi. Ha, bizim hekim gidiyor, bakıyor ki adam doğduğu günden itibaren hiç yıkanmamış. Her tarafı kerme kerme kir. Yani adam kral ama hiç banyo yapmamış hayatta. Demiş ki, sen ne zaman banyo yaptın en son? O da demiş ki, vaftiz olduğumda. Vaftiz olduğunda, yani 10 yaşında falan işte, bir banyo yapmış. O kadar. Ondan sonra suya girmemiş adam. Niye? Suya girmedin demiş. Sevmem suyu demiş. Kokuyorsun pis. Parfüm kullan. O nedenle parfüm çıkarmış. Pis kokmasınlar diye. Fransız parfümü o nedenle meşhurdur. Kokuları baskılamak için. Evet, Avrupa'nın teknolojisi de Avrupa'ya nereden geçti? Bizden geçti.
Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da yamyam gibi yaşayan Almanlara 400 sipahi göndermiştir. 400 sipahi Almanların hemen hemen her büyük şehrine beşer onar dağılmış ve oradaki bütün eğitim sistemi, askeri sistemi vesaire vesaire Osmanlı'dan kalmış ve onlar geliştirmiştir. Biz bize ait olan değerleri tekrar geri kazanmamız gerekir.